Merhaba arkadaşlar. Yine dağlardayız. Hava çok güzel. Ortam çok güzel. Kuş sesleri. Mükemmel bir gün. Tabii ki böyle güzel bir havada kuzu göbeği de çıktı. Sezonda biz burada durar mıyız? Durmayız. Şehirde durar mıyız? Direkt dağlardayız. Güzel bir ortam. Arkadaşlar. Bu taraf bugün biraz daha böyle Konaz Denizli'yim ben biliyorsunuz. Sürekli oradan çıkım yapıyorum ama bu sefer biraz Çal'a doğru kaydım. Orada bildiğim birkaç bölge vardı. Onları da bir bakayım dedim ama buralarda çıkmaya başlamış. Burası 750 rakım arkadaşlar. 750 rakımlarda da artık kuzey bekleri olmuş. Evet ve vay maşallah gayet güzel olmuş. Bakar mısınız bir? Aa, süper. Şuna bakın. İnanılmaz. Güzel. Şimdi de alalım. Bakın. Çok güzel. Aa. Baya tam yenecek şeye gelmiş, kıvama gelmiş arkadaşlar bunlar. Bunlar baya iyi yani. Bu bölgede dediğim gibi daha önceden toplamıştım zaten. Olma ihtimali vardı, onun üzerine geldim. Devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın. Yok bugün güzel, havamız güzel olacak Allah'ın izniyle. Devam edelim bakalım. Şöyle. Şunlara. Vay şuna bakar mısınız? Çatallaşmış. Çok güzel. Şöyle. Süper bir görüntü arkadaşlar. Evet. Alalım. Toplamaya devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Taze. Tam gemmelik olmuş bunlar. Gerçekten de olmuş yani. Evet arkadaşlar bakın. Bakın. Hala buluyoruz. Bulmaya devam ediyoruz. Çünkü neden yeni geldik? Bulmak için geldik zaten. Sadece arazimiz biraz dik arkadaşlar. Nemini korumuş. Direkt güneşi görmeyen bir şey. Guz deriz biz burada. Guz yani ne güneşi fazla görmeyen, nemini koruyan yerlere guz deriz. Guzlarda olur. Guz göbeğileriz. Onu hesap. Geçen gün arkadaşım bir tanesi yok ille de batıya bakıyor. Yok güneybatıya bakıyor. Senin yer diye inat ediyordu da. Önemli değil. Önemli olan kuz olması arkadaşlar. Ama genelde şu anda bak geldiğim yamaçta tam kuzeye bakıyor. Bakın güneş tam karşıda. Bakalım. İnşallah güzel bir av olur. Devam edelim. Evet arkadaşlar bakın nasıl bir yerde çıkmış. Hem de iki tane. Güzel olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dolaşmaya devam ediyoruz. Bakın. İki tane burada gördüm. Bir bakar mısınız? Evet şurada da var. İkizden böyle tekli olmuş. Yumurta ikizi gibi yapışık birbirine. Evet bakalım çevresine daha. Buralarda olma ihtimali var. Evet. Burada da var. Bakar mısınız? Nasıl? Çıkmak için çok uğraşmış. İyi ama arkadaşlar bakın. Şu anda 15'i geçtik. Güzel de gidiyor. Daha geleli de fazla olmadı. Devam edelim bakalım dereden biraz da. Hem şu ortamın da birazcık keyfini çıkartalım. Şuna bakar mısınız bak. Şimdi ses çıkartmayacağım. Kuş seslerini dinleyin.
Evet arkadaşlar bakın iki tane burada buldum. Ama çok ufak olduğu için bırakıyorum, örttüm üstünü. İki tane de burada buldum bakın. Bunlara bakar mısınız? Büyüsünler. Çok ufaklar. Şey değil. Bakın bir tane burada var. Onun da hani büyümesi gerekiyor. Bu kadar küçük şeyi almanın pek manası yok. Ondan dolayı arkadaşlar büyüyebilirse büyür. Büyüyemezse şöyle biraz şey yapalım. Hem nemden korusun hem güneşten nemini korusun. Bakalım bir dakika kısmet haftaya falan gelirsek bakarız. Şöyle şuralara doğru bakalım arkadaşlar. Bu yamaçlarda oluyor zaten. Daha önce dediğim gibi topladığım bir bölge zaten. Bundan dolayı da zaten bilerek geldiğim için bulması da basit oluyor. Çok zor olmuyor. Evet arkadaşlar bakın. Nedense yürüdükçe, dolaştıkça yavaş yavaş insanın karşısına çıkıyor. Atalım bunu da sepete. Ve gezmeye, dolaşmaya devam. Ortamımız çok güzel. İnanın acayip keyif alıyorum. Bir de buluyorum. Buldukça da daha çok keyifli oluyor. Devam. Evet arkadaşlar. Bakın. Şuna. Şuna. Ve şu görüntüye bakın. Maşallah. Demek ki bu iş oldukça oluyor. Evet. Bunu da alalım. Güzel. Alalım sepete. Şunu da alalım. Ama tam güzel olmuş. Büyüyebilecek kadar da büyümüş. Tabi bunun şuranın yukarısından gelmiş olma ihtimalleri karşılığında şuraya bakıyorum arkadaşlar. Bunun devamı mutlaka ki vardır. Devamını bulmak için bu aralara bakacağız. Her zaman diyorum zaten. Bir tane bulduysanız peşini bırakmayın. Bakın arkadaşlar. Burada bu tek başına son kalmış. Bunu da arkadaşların yanına gönderelim. Evet arkadaşlar bakın ne kadar güzel bir görüntü. Şöyle göstereyim. Görebildiniz mi? Göremediniz değil mi daha hala? Yok yaklaştırayım o zaman. Güneşten tam hafif gölgeler alıyor. İşte. Bakın, bakın arkadaşlar. Hani oralara bayağı baktık bulamadık ama şuraya bak bakarsanız iki tane tam bu dipte tutunmuş tohumu. Ve gayet güzel olmuş. Bunlar büyümez arkadaşlar. Zaten hani gene alınabilecek bir boyutta. Ama daha çok büyümez. Çünkü yeri biraz sıkıntılı. Nemi korumayacak ilk sıcakta. Olduğu yeri kurutur. Bir daha da bulunmaz zaten. Bakalım şuları. Belki birkaç tane daha bulma şansımız da olabilir. Şu demek oluyor. Şu dere boyu zaten onun tohumu gelmiş. Buralarda da dereye çok yakın, suyun aktığı bölgeye çok yakın olma ihtimali var. Ona bakıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Yalnız gayet güzel şekilde devam ediyor. Buluyoruz. Buldukça daha keyifli oluyor. Devam edelim. Wow, bu güzelmiş. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Vay 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 vay. Vay vay vay. Şuna bakar mısınız? Gayet güzel olmuş. Devam edelim.
Evet arkadaşlar bakın. Karşıdan bir tane güzel bir tane dağ gördüm. Maşallahı var. Şuna bakar mısınız? Oy 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 kuzum benim. Ne güzel olmuş. Kuzucuk. Devam edelim. Bakalım burada da olma ihtimali var. Buraya doğru bakalım. Oradan aşağıda olduğu için şu bölgede bir iki daha olma ihtimali var açıkçası. Evet arkadaşlar bakın. Bakın. Ne kadar güzel olmuşlar. Çok ufak. Tabii bunu almak çok mantıklı değil. Yemini kurutmamız lazım. Bir dakika gelinceye kadar kurutmamak için. Üst kurumasın diye. Şöyle hafif şey yapıyorum. Gece ya çiğden şeyden yemini koruyacak. Büyümeye devam edecek inşallah. Biz de geldiğimizde başkası almazsa alacağız. Üst taraflarında da olma ihtimali var arkadaşlar. Bir bakmak lazım. Şöyle bir bakalım. Şu alta doğru tohum inmiş olabilir buralardan. Buralarda da tohum tutunduysa eğer. Buralarda da olabilir tabii ki bizim görmediğimiz bir bulgundan fazla da vardır arkadaşlar. Zaten hani hepsini toplamak da öyle bir şansımız yok. Toplayamadığımız, bulmadığımız da çok daha iyi. Çünkü ileride de devam etmesi gerekiyor bunun. Ondan dolayı çok fazla zorlamadan devam edelim. Gene bir bulduğum yamaca doğru geldim arkadaşlar. Şu bölgeden daha önceden 3 yıldır, 4 yıldır sürekli alıyorum. Bakalım nasıl olacak? Kısmetimizde daha hala var mı? Göreceğiz. Evet. Arayalım bir şöyle. Buralarda çünkü daha önceden bulduğum için bulma ihtimalimiz her an için var. Bakın demiştim ya bulduğumuz bölge günlerdeki gibi çıkmaya başladı. Arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle hani burada çıkmayalım lütfen. Şöyle tırmanalım biraz daha. Oy 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 oy. Bakın. Bir tane burada. Bakarak gidiyorum ki her an için bir tane daha karşımıza çıkabiliyor. Ya doğru inelim. Şuradan şöyle. Buraya bakarak ilerleyelim. Burada mutlaka ki daha gerisi var bunun. Daha önce de buldum. En son bir hafta önce geldiğimde de buldum. O yüzden olma ihtimali çok yüksek diye dikkatli bir şekilde bakıyorum. Olmuş. Arkadaşlar. Yeri sot eve güzel. O yüzden hiç ellemeyeceğim bile. Büyüsün. Ya kısmet olur gelirse kalırız yoksa. Tohum olur. Evet. Evet arkadaşlar bakın bulduk. Derenin tam dibinde arkadaşlar. Bunu böyle durumda ben şöyle bir senaryo yazıyorum kendi kafamdan. Diyorum ki bu su yukarıda bir yerde tohumu var bunun. Su akıntısı su dipte derin dibinden geldiği için aşağı doğru geliyor ve her tutunabildiği yere tutuyor. Burada şu anda
Ben tahminim olarak söylüyorum. Dere dibinde kenarlarından bulmama ihtimalimiz de daha yüksek. Yani derenin tam şu aktığı bölgelere veya şu yakın bölgelerine bakmamız lazım. Bakalım görebileceğiz mi başka? Tabii ki bir de ilk tohumun yayıldığı yer yukarıdaysa oradan da süzülüp aşağı inmiş de olabilir. Bizimkiler tabii ki böyle varsayım ve varsayımlar üzerine devam ediyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz böyle. Evet, bakın bir tane daha gördüm. Bakın. Derenin dik kısmında. Gene. Tohumu nereden dağılmış? Ne taraftan gelmiş olabilir diye bakıyoruz. Şu çalıların içerisinden gelmiş olabilir. Ama onun içinden ise zaten bulma şansımız yok. Bulmayalım, kalsın zaten. Tohumu dağılmaya devam etsin. Buradan da iki tane bulmuş olduk en azından. Daha küçük veya görmediklerimiz de büyür. Bundan sonra yavaş yavaş devam ederiz arkadaşlar. Bakalım. Şuraya şu kenarlara doğru da bakalım ki kalmasın varsa. Evet arkadaşlar bakın. İki tane daha bulduk. Şunu alalım. Şunu görüyorsunuz. Ne kadar ufak. Bunu bana kalsa almaya gerek yok. Hiç gerek yok almaya. Şöyle yapalım. Zemini korusun bir dahaki sefere. Bundan dolayı öyle bırakalım arkadaşlar. Sonra bunun gerisine bakalım. Gerisi var mı diye. Evet arkadaşlar. Şimdi geçen hafta gelip de burada 5-6 kadar kuzu göbeği bıraktığım yere geldik. Yenisi çıkmış olabilir. Eskileri de büyümüş olmasını tahmin ediyoruz. Bakalım. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şuna bakın bir tanesi bu. Evet. Evet görüyorsunuz. Bir tanesi bu. Daha esas toplanma yeri bölgesi de şurası olması gerekiyor. Şu dalları atmıştım bunun üzerine. Altında vardı. Bakın. Evet. Şunları da görmüştüm. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, bir tane 6 orada. Bir tane de orada. 7 tane şu anda burada var. Daha hatta evet. Şu 8. 8 tane. Evet arkadaşlar bakalım. Şu başka var mı? Bir bakalım. 8 tane. Evet bir tane burada var. 9. Bırakmanın faydaları. Büyümüşler biraz. Çok aşırı büyümese de gene de büyümüşler. Şu anda 9 tane olmuş. Evet 9 tane olmuş arkadaşlar. Şimdi bunları bir keselim. Bundan sonra artık çünkü bunların büyüyeceği bu. Daha önce de bırakmıştık. Ufaktı bunlar. Nohut kadardı. Şimdi en azından biraz daha alınabilecek seviyeye gelmiş. Evet, şunları da alalım. Gayet güzel. Şunu da alalım. Ama bir hafta boyunca aslında daha çok büyüyeceğini tahmin ediyordum ben bunu. Ama bir haftadır demek ki fazla büyümemiş arkadaşlar bunlar ya. Orası ilginç geldi. Ben sanki daha böyle daha çok büyür düşüncesindeydim. Demek ki şey değil. Bir anda öyle çok çabuk büyümüyor. Mesela bunu da geçen hafta bırakmıştık. Dal bırakmıştım üzerine. Videolarda kayıtlı zaten. Bunlar ufak diye. Evet bunu alalım. Devam edelim. Şunu da alalım arkadaşlar. Evet. Bakalım etrafına. Çünkü daha olma ihtimali de var aynı zamanda. Şunu da alalım. Evet, şunu alalım arkadaşlar. Çevresinde daha olma ihtimali var bunun. Bakacağız. Buldukça almaya devam edeceğiz. Alo. Alo, bir küs ses deneme bakın arkadaşlar.
bitirdik avımızı. Bugünlük en azından burada bu kadar. Bakın şöyle. Yani yaklaşık 250-300 gram kadar falan var. Şurada da biraz var. Destek olun arkadaşlar. Beğenin. Emoji de olsa bir tane yorum yapın. Bize çok faydası oluyor. Görüşmek üzere. Daha ileriki avlarda. Denizli'den selamlar, saygılar.